Diplomasiden de bahsetmişken kabine toplantısında bir sınırlarımızın dışına çıkalım. Gazze Savaşı aylardır devam ediyor. Ölen, daha doğrusu katledilen Filistinli sayısı 28 bini de aştı. Önce güneye gidin demişlerdi, orayı vurdular. Şimdi Refah sınır kapısının olduğu bölgeye gidin, Refah'a gidin dediler, orayı da vuruyorlar. Üstelik Amerikan Başkanı Biden'ın Netanyahu'yu vurmayın diye aramasına rağmen. İsrail ordusu gece Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine ard arda hava saldırısı düzenledi. Hamaslı yetkililere göre onlarca kişi hayatını kaybetti. 14 ev ve 3 cami hedef alındı. İsrail ordusu da Gazze şeridinin güneyindeki hedefleri vurduğunu duyurdu. Hamas'ın elindeki iki rehinenin operasyon bitiminde kurtarıldığı aktarıldı. Rehinelerin 60 ve 70 yaşlarında iki İsrailli olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden de bu saldırıdan saatler önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü. Biden, Refah'taki siviller için uyarı yaptı. Sivilleri korumaya yönelik inandırıcı bir plan olmadan Refah kentine saldırı yapılmamalı dedi. Amerikalı bir yetkili de rehinelerin bırakılması için anlaşma planında önemli ilerleme kaydedildiğini, ancak doldurulması gereken boşluklar olduğunu belirtti. Refah'ta İsrail saldırısından kaçan 1 milyondan fazla Filistinlinin olduğu hatırlatıldı. Hamas, Refah'a yapılacak herhangi bir operasyonun ateşkes ve rehine takası anlaşmasını suya düşüreceğini belirtmişti.